Sesi çıkacak ki çorbamız olsun. Tam 13 dakika oldu, görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bugünkü yemeğimiz herkesin evinde bulabileceği malzemelerden olacak. Burada bir su bardağı yeşil mercimeğimiz var. Önce mercimeğimizi bir yıkayalım. Hangi bardakla mercimeği ölçtüysek suyunu da ona göre ölçeceğiz. Yeşil mercimeği yıkadım, getirdim. Bir su bardağı yeşil mercimeğe 2 su bardağı su veriyoruz. Suyumuz sıcak da olabilir, soğuk da olabilir, hiç fark etmez. Pişme süresi kaynadıktan sonra belli olur. Şimdi bunu ocağa vuracağım. Yeşil mercimeğimizin altını yaktık. Hemen ne yapıyoruz? Bir kapak kapatıyoruz. Kapağı da biraz ırık bırakıyoruz ki kaynadığı zaman taşmasın. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Pişme süresi mercimeğin cinsine, kalitesine göre değişir. Normalde pişme süresi 10 dakika. Bu bazen 12 dakikaya da uzayabilir, 13 dakikaya da uzayabilir. Şöyle gösterelim. Mercimeğimiz kaynamaya başladı. Hemen kapağı tam kapatıyoruz. Şöyle bir de ocağın altını gösterelim. Özellikle suyunu ölçülü veriyorum. Tencere ne kadar dar olursa, suyu az olursa mercimeğimiz daha çabuk pişer. Yeşil mercimeği şöyle bir gösterelim. Tam 13 dakika oldu, görüyor musunuz arkadaşlar? Yeşil mercimekler yarılmaya başladı. İçinde de suyu kalmadı. Şöyle bakın. Suyunu işte onun için ölçülü veriyorum. Yeşil mercimeğin suyunu kullandın, kullanmadın. Kara suyu falan diye bir sorun da kalmaz. Direkt mercimeği bu şekilde kullanabilirsiniz. Önce yoğurdumuzu atıyoruz. Süzme yoğurt varsa 3 kaşık, ev yoğurdu varsa 5 kaşık. Yani kaç kişilik çorba yapıyorsan kişi başına bir kaşık yoğurt hesaplaman gerekiyor. Yoğurdu ne kadar fazla koyarsan o kadar lezzetli olur. Ben şöyle bir kaşık da fazladan atıyorum kendim içeceğim için. Hemen bir tane yumurta sarısı atacağız içine. Önce bunu şöyle güzel bir buluşturacağız. Yumurta sarısıyla unu hiçbir zaman aynı anda karıştırmayacağız. Sebebi ise un yumurta sarısına yapışır, içinde topak topak olur. Bir daha onu birbirinden ayıramasın. Ya unla yoğurdu buluşturacağım önce, ya yumurta sarısıyla yoğurdu önce buluşturacağım. Şimdi sıra geldi ununu katmaya. Bir yemek kaşığı tepeleme un katıyoruz. Bu değişmez kural. Niye değişmez kural? 5 porsiyona 1 yemek kaşığı tepeleme un. Sizin ölçünüz olsun. Hemen şöyle bir de çeyrek limon sıkıyoruz. Şöyle bakacağım. Bunun içinde ne kadar su var? Ortalama 3 kişilik su var. Hemen şöyle bir 4 yapacağım. 5 yapacağım. 5 kişilik çorbamızın malzemesi hazır. Direkt ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Bunu ne yapacağız? Yavaş yavaş karıştıracağız. Kaynayana kadar. Tam kaynama aşaması yaklaştığı zaman diğer işleme geçeceğiz. Çorbamızın kaynaması yaklaştı. Hemen diğer işleme geçiyoruz. Hemen şimdi az bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Bunda yağı biraz fazla kullanacağım. Yoğurdum. Kendi yağından başka çorbanın içinde yağ olmadığından dolayı. Yağımızı eriteceğiz. Tereyağı niye sonradan ilave ediyorum? Yanmasın diye. İlk tereyağı atmış olsam yağımız yanar. Arkadaşlar tereyağı şart değil. Onu da baştan söyleyeyim de. Elinizde varsa, yoksa normal bu şekilde devam edebilirsiniz. Yağımız eridi. Hemen ne yapıyoruz? Bir tatlı kaşığı nane ilave ediyoruz. Nanemizi çok fazla yakmayacağız. Rengini kaçırmayacağız. Arkadaşlar nanemizin rengi kaçmaya başladı. Hemen ne yapıyoruz? Çorbamıza dökeceğiz. Sesi çıkacak ki çorbamız olsun. Karıştıracağız. Çorbamızın tuzunu da döküyoruz. Baharat tercihi tamamen size kalmış. Altını kapatıyoruz.
5 dakika dinlendirip sunuma geçiyoruz. Terbiyeli yeşil mercimek çorbamız. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.